daşıyor. Bütün Kafkasya'da yeganə devlet Ermənistan'daki monoetnik devlet kurdu. Yani her ikisi çıkardı devletten. Bir günler birkaç Yezidi Kürtler kalmış. Onların da problemleri bitmiyor orada. Çok az sayıda. Yani sizin başkaları... Başka etnik grupların yaşamasına izin yok, vermiyorlar. Yok, izin vermiyorlar. Yani başkalarına düşmanlık üzerinde... Böyle midir? Kimlik kurmak milli kimlik. Kusura bakmayın. Şimdi bu Ali Bey, psikolojik bir hastalık. Yani Ermenistan... siz kendi kimliğinizi Türk düşmanlığı üzerinde hep kuracaksınızsa... Yani kimliğinizi öyle yaşatmak isteyeceksinizse ki biz iyi Ermeni o zaman oluruz ki iyi Ermeni olmamız için mutlaka Türk düşmanı olmanız lazım. Düşman bizi daha möhkem saklar, kusura bakmayın. Bunun tıbda ismi psikolojik hastalık. Şimdi Ermenistan'ın nüfusu 3,5 milyon veya bunun biraz üstü veya daha aşağı. Demek ki Ermenistan çok güçlü bir devlet değil. Eğer güçlü değilse nasıl bunu yapabilir? Etnik gruplara hepsine yani Azerilere, Gürcülere nasıl? İçerinizdeki askeri üst kimin üstü? Hocalı'da soykırımı hangi askeri üstün desteğiyle yaptınız? 366. Alay, Mot Atıcı Alay kimin askeri üstüydü? Bugün Ermenistan'ın içerisinde kimin dolu askeri üstü? Kimin askeri üstüydü? Rusya'nın. Sovyet'in vardı, sonra da Rusya'nın. Bilmiyorum ben. Kardeşim bunu kitap ben okuyun, bilmiyorum. Lütfen internet okuyun. Gürcistan'dan çıkardığı Rusya askeri üstünü de getirdi Ermenistan'a yıldı. Gürcistan çıkarın deyince onları da yıldı. Ya Sayın Artur Fidan, siz gerçekten, gerçekten bu program içerisinde birçok konuda bilmiyorum, gerçekten bilmiyor musunuz? Gerçekten bilmiyorum. Eğer bilseydin yani... Türkçe, 1995'te Rusya parlamentosunda bir kalmagal var. Skandal çok büyük. 1 milyar dolarlık silahı Rusya karşılıksız verdi Ermenistan'a. 1 milyar dolar yani 95'te üstü açıldı. Ondan önce Azerbaycan'a hiçbir şey vermedi. Ne verdi Azerbaycan asker üstünü zaten. Azerbaycan'a kim verdi? Azerbaycan'a kim verdi? Destek veriyor? Kim verdi? Bir Türkiye'den başka kim Azerbaycan'a destek verdi ki? Türkiye'de o zaman destek verdi ki bizi kim katledildi. Kim destek verdi mi saniye? Bilmiyorum ben soruyorum. Gelip destek vereceydi kardeşimizdi. Öldürürüz. Biliyorsunuz da söylemiyorsunuz. Cevabını Sayın Paşa'ya da alayım. Yani Fransa'daki diasporanın paraları göre... Amerika'daki ben size göstereyim bunu kim eledi, nasıl eledi diyorsunuz. Kardeşim terör bizim kültürümüzde yok ama siz de bakın bunu hangi bunları da biz fotolarını şey yaptırmadık ki bakın sen lütfen bunların hepsinin fotosunu gösterin öyle yapırsınız insanlar bakın metronu patlatmışlar bütün şekillerine lütfen bakın otobüslere bakın bu şey otobüsü Tiflis Baki otobüsüne bakın Atala terör bu Krasnovodsk Baku Rusya ile giden çocuklar içerisinde katledilen. Bakın görün ne kadar terör. 90'da Tiflis Ağdam otobüs. Bakın 1990 Tiflis Ağdam ikisi de o yıllarda. Sonra Moskova Baku tren bakın. Peki bunları da mı bilmiyorsunuz? Ya bu. Yok ilk görüyorum. Süter, Asala Daşna Asala'nı da duymadınız mı? Hıncak Daşna Üstün Asala onu çıkıyor. Onlar duydum evet. Terör örgütü değil mi? Dünya terör örgütü. Onları duydum. Onu da duymadınız mı? Böyle yaptınız. Onları duydum evet. Dışarıdan paralar toplayarak getirip insanları katletme için yaptınız bunları. Nasıl yaptığınızı iyi bilirsiniz. Bence kilisede daha iyi bilirler onu. Çünkü paraların birçokunu zaten kilisede yıkardılar. Azerbaycan içerisinden de paraları toparlardılar. En zoru belgeler açıldı Sayın Kılıç'a Sovyet Dağları'nda. Azerbaycan içinde yaşıyorlar. Her şeyleri gayet iyi falan. Azerbaycan içerisinde Ermeni terör örgütlerine para göndermişler. Bunların belgeleri çıktı ya. Bunları da mı bilmiyorsunuz? Bunların belgeleri hep kamuoyuna açıklaması gerekiyor. Kamuoyuna gidin açıkla. Açıklaması okuyor. Gerekiyor. İstiyorsunuz ben burada da aparın. Evet. Bütün yaptıklarınızı öyle otobüs göstererek terörü sen burada kanıtlayamazsın. Yani bunun benim yazdığım değil. Bunun bütün arşivlerde arşivleri şeyleri var. Açmak bunun... açmak gerekiyor. Açak. Evet. Biz açıyoruz. Açmak siz açmaya gerekiyor. Gelmiyorsunuz arşivleri de. Zamanı diyorum, gelir diyorsunuz. Diyorum siyaset devlet açacak. Devlet açacak. Hayır, ben, daha çok ben buradan, dediniz ki zamanı gelmedi ben, daha. Ben evet. Demek şimdiden buradan söylüyorum ki devletler açsınlar. Evet açsınlar. Ben istiyorum ki açsınlar. Kendileri açacaklar. Ben açmayacağım. Sizce niye açmıyorlar? Açsınlar. Buradan ben diyorum ki herkes o dokümanları, belgeleri açsın.
Siz kimin haklı, kimin siz haksız olduğunu... 44 Türk diplomatının öldürülmesini de mi bilmiyorsunuz? Kimse... 44 Türk diplomatı 1973'te bunu harada yaparlar. Türkiye'den gitmiş Sayın Kılıç'a. Evet, Ermeni bazı tüccar, öyle olaylar Türkiye'den duydum ben. Türkiye'den gitmiş Ermeni duydum. Tüccar 1973'te. Bunları biliyorsunuz. Evet, evet. Los Angeles'ta şimdi... konak çağırıp konak çağırdığı başkonsolosla yardımcısını vurur ya. Bunu da mı bilmiyorsunuz? Tarihte... Buradan gelmiş. Evet, Fransa'da olmuş. Tarihte bir şey vardır. Temel kural vardır. Zaman önemli değildir. Bazıları işte 50 sene geçmiyor, açılmaz falan. Zaman önemli değildir. 100 sene de geçebilir. Ama o olayla ilgili belgeler, o olay canlılığını yaşatıyorsa ve o belgeler açıldığı zaman yeniden kan dökülecekse, bu belgeleri devletler açıklamazlar. Yani İngiliz arşivine de gitseniz, açılmış dosyanın üzerinde şunu görürsünüz. Bu belgeler İngiliz resmi tarihçileri tarafından incelendikten sonra açılmıştır. Fransa'da da aynı şey vardır. Dolayısıyla belgelerin zamanı geldi mi, bizim açımızdan geldi. Bizim bir endişemiz yok. Ama anlaşılıyor ki Ermenistan arasında daha hala gelmemiş. Hatırlarsınız, Fransa sözde Ermeni soykırımını kabul etmek için parlamentosuna konuyu getirdiği zaman Türkiye dedi ki bu tarihçilerin meselesidir. Parlamentoların meselesi değildir dedi. Bu siyasete bunu bulaştırmayın dedi. Ama Fransa bizi dinlemedi. Ve bu kararı aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'den evvel, Sarkozy o zaman İçişleri Bakanı'ydı. Cezayir, Fransa'ya dedi ki Cezayir'de yapmış olduğunuz katliam için özür dileyin dedi. Ve bunun üzerine Fransız Dışişleri Bakanı dedi ki bu dedi tarihçilerin meselesidir. Tarihe bırakalım dedi. Sarkozy İçişleri Bakanı olarak Cezayir'e gitti. Ve Cezayir aynı şeyi tekrarladı. Sarkozy dedi ki babalarımızın günahını dedi tartışmayalım dedi. Şimdi benim hükümetten beklerdim ki bir nota versin. Bana benim sana tarihçiler konusunda verdiğim şeye reddediyorsun. Ama aynı şeyi Cezayir'de diyorsun ki bu işi tarihçiye bırakamıyorsun. Şimdi bu çifte standart sürecek. Evet. Maalesef sürecek. Peki. Bitiriyoruz. Bitirirken tekrar ben sizin Fidan, Sayın Fidan yaklaşımınıza gelmek istiyorum. Genel olarak bilmiyorum dediniz ama belki de en can alıcı noktada çok net bir tavır koydunuz. Karabağ'ı terk etmeyiz. Karabağ'dan çekilmeyiz. Hatta kan dökeriz dediniz. Ben kan dökeriz demedim. Çekilmeyiz dedi. Çekilmeyiz dedi. Ya kanla alındı. Çekilmeyiz dedi. Demenin faturası tabii yani yeni gelen olursa kan dökeriz. Ben Karabağ'da değilim. Karabağlı oradan çekilmez. Karabağlı oradan çekilmez. Ben onu demek istiyorum. Onu biliyorsunuz ama çekilmeyecek. Evet, onu biliyorum. Onu biliyorsunuz. Peki. Çekilmez. Çektiririz. Peki Karabağlı çekilmesin. Biz hala düşünün. Peki böyle şöyle bir şey düşünülebilir mi? Yani Karabağlı çekilmesin anladım ama barış yaşayacaksak göç etmiş olan Ermeniler geri Azeriler geri dönsün. Onu kabul etmezler mi? Ben kabul ediyorum. Yani ben dostluktan yanayım. Eğer dönerlerse dönsünler. Sizin dostluk mesajınızı gördük. Çekilmeriz falan. Çok yani iyi mümkün görmüyor. Ben Karabağ kişisel tavır olarak söylemiyor da böyle bir şey mümkün görmüyorum. Öyle mi? Ama ben de size bir şey söylüyorum. Bunu Ermenistan'da... Ben kişisel düşüncenizi ver. Siz çekilmesini ister misiniz? Tabii istersiniz. Yani Karabağ kendi evinden çekilmiş, çekilsin mi? Öyle istiyor musunuz? Yani işgal ettiğiniz topraklardan çekilmesini Ermenistan'ın istiyor musunuz bir Ermeni kimi? Net soru. Net soru, net cevap yok. Niye? Adamcağız Ermenistan'a dönecek yani. Peki tamam. Yok, anlaşıldı. Politikalar, kamuoyu bahsediyorlar. Ama sen de buradan Azerbaycan yani, Türklerinin bir Azeri'nin Türkiye'de konuşması daha kolay. Kiliseye gidirsin, zaten sizinkiler kilisede toplaşırlar. Bunu gidip verersiniz. Artık ne Sovyet var, size yardım edecek, bizi baskıda saklayacak ne falan. Bitti o dönem. Zaten Sovyet bittikten sonra geri geliyor Ermenistan. Hı. Azerbaycan bütün yaralarına rağmen kalkıyor. Çıkmazsınız çok az kaldı. Sizi çıkarırız. Ne kadar kaldı? Öyle çıkarırız ki. Öyle çıkarırız ki. Ne kadar kaldı? Ona göre. Çok az kaldı. Ben Ermenistan'a döneyim mi dönmeyeyim mi? Onu da dönün. Belki orada yardımınız dokundu. Zaten çok indi o işgallarda. Yardımınız olmuş olur. Siz ona katılmadınız. Tamam.
Yani o zaman böyle konuşmanız gerekmez de. Eğer siz barış taraftarıysa ve bir barış, öyle bağlayalım. Ben barıştan yanayım, evet. Kusura bakmayın. İsa İncil'de evet. size öldürün öğretmedi, değil mi? Evet. Öldürün demedi. Bize ama dedi ki siz, bir yanağına vurduğunuz siz, zaman siz diğerini... öldürün mü öğretti? Ben bilmiyorum. Benim bildiğim kadar İncil size öldürün öğretmedi. Öldürün, öldürün. Çocukları, günahsız. Yaşlı insanları, kadınları ama siz onu yapanların hepsine burada hak kazandırdınız. İyi oldu. Sizleri öğrendiler mi öyle diye. Öldürün diye öğrendi? Bizim dinimiz ne dediğini siz bizden iyi biliyorsunuz. Evet. Bizim dinimiz öldürün deseydi zaten sizi çoktan bitirmiştik bu coğrafyada. Şöyle söyleyelim. Her ikiniz de dinlerinizin, inandığınız dinlerin öldürün demediğini insanlara tabii. söylüyorsunuz. Bu evet. güzel bir mesajla evet. bitirmiş olalım. Evet. Yani ben sonda bir şey bitireyim. Buyurun. Sayın Kırca, buradan bütün insanlara